sever seni, kim ağlar benim gibi, kim sever hadi söyle. Canımı veririm ben senin uğruna, yar ben sana yeminle. Aynalı tahirim, bükülmez bileğim, doğruluk peşindeyim. Aynalı tahirim, bükülmez bileğim, doğruluk peşindeyim. Kralı gelse alamazlar seni, kralı gelse sevdiğim. Aynalı tahir derler bana, mertliğin peşindeyim. Kralı gelse alamazlar seni, kralı gelse sevdiğim. Aynalı tahir derler bana, mertliğin delisiyim. Eli kınalı yârim, gözü sürmeli yârim. Ah benim bebeğim, canım gelin olmuş, kara toprağı sarmış. Kınalı bebeğim, ah benim kekliğim, canım gelin olmuş, töreye kurban gitmiş, kara toprağı sarmış. Hadi bakalım Rıza, hayatını kurtarmanın şerefine. Sağ olun. Aferin bol, sonunda yaptın, oldu işte. Sen nereye gideceksin be Rıza? Londra. Vay, demek yurt dışı. Bilmiyor muydun oğlum yurt dışına gideceğini? Biliyordum da. Yolculuk ne zaman? Önce işlemleri tamamlamam lazım. Ondan sonra. Ondan sonra gideceksin be Rıza. Ya. Ne kadar kalacaksın? 2 sene. 2 sene mi? Sen şimdi 2 sene yok musun? Belki daha da uzayabilir. Bu kadar uzun mu oluyor oğlum bu işler? Tabii ya. Siz ne sanıyordunuz ki? Oğlum ben 10-15 gün sonra gidip döneceksin sanıyordum. Ne bu böyle 2 sene filan? Bilseydim bu kadar sevinir miydim? Yoksa benden ayrılacağınıza üzülüyor musunuz? Demek 2 sene ha. Ulan keşke girmesine izin vermeseydik şu sınava. Şimdi yamuk yapmayın ama. İlk defa ayrılacağız Rıza. Çocukluğumuzdan beri birbirimizden bir hafta bile ayrı kalmadık. Koyuyor insana be. Konuşabildin mi kızla? Daha konuşamadım. Gitmekte ısrarlı mı acaba? Günaydın herkese. Günaydın kızım. Hadi otur hemen kahvaltıya. Uyandırsaydınız ya beni de. Uyu istedim. Annemi arayacağım birazdan. Bütün gece rüyamda gördüm onu. Ara kızım, ara. İnce. Sen kararlı mısın gitmekte? Evet teyze. Ben bakarım. Gidiyorum Mehmet. İnci de gidiyor. İnci! Kim geldi kızım? Merhaba. Sen ne arıyorsun burada? Hayırlı bir mesele için geldim de Valide Hanım. Ne hayırlısı? İnci'yi istemeye geldim. Sen dalga mı geçiyorsun bizimle? Ne yüzle geldin buraya, utanmaz. Hemen çizmeyi açmayalım. Hayırlı bir mesele. Başlarım senin hayırlı meselenden. Defol buradan. Defol. Dur, çık. Defol hadi. Diyorum sana. Tamam. Çık. Tamam. Hala zorlanıyor. Hayırlı meseleymiş. Bu çocuk çıldırmış ya. Hala tamam. Ne yüzle geliyor anlamıyoruz. Kapılar yüzümüze kapanıyor değil mi? Eskiden el üstünde tutardınız beni. Alacağım o kızı. Alacağım. Nankörler. Ne bakıyorsun lan? Tanıyamadım mı? Ne işin var lan senin burada?
Sana ne? Adam gibi konuş Dilki. Derdin ne senin lan? Aynalıdan sonra şimdi de sen mi çıktın karşıma? Neler çeviriyorsun gene sen? He? Yeni takıntın İnci mi? Evet o. Onu istemeye gittim. Ne? Ne yaptın? Ondan uzak. Anlıyor musun beni? O benim evleneceğim kadın. Bak kadın ölmüştür meraktan. Onun düşünmesi mi kaldı artık? Anlattın bana yaptıklarını. Katlanılır, dayanılır gibi değil. Ne yani? Artık dönmeyecek misin eve? Dönmeyeceğim. Bir haber ver bari. Bizde kaldığını söyle. Eminim o da çok üzülmüştür bu olanlara. Hiç sanmıyorum. O hiç kimse için üzülmez. Daha bile mutlu olmuştur evden ayrıldım diye. Saçmalama Allah aşkına. O senin annen. Bence çok yanlış düşünüyorsun. Onu benim kadar tanısaydın sen de bana hak verirdin. İyi ki böyle bir annen yok. Otur da dua et. Ben annemi doğru dürüst tanımadığım için... Özür dilerim. Yani seni üzmek istemedim. Üzüldüğüm falan yok canım. Madem eve dönmeyeceksin, ne yapacaksın bundan sonra? Ne bileyim. Bir iş bulur çalışırım herkes gibi. Herkes gibi mi? Komik olma Allah aşkına. İş bulmak kolay mı öyle? Arayan bulur canım. Ne iş olsa yaparım. Belki biraz sürüyorum, zorlanırım ama böyle eziyet görmekten, aşağılanmaktan daha iyidir. Ya iş bulamazsa? O zaman ne olacak? O zaman... O zaman evlenirim ben de. Evet evlenirim. Börek de hazır. Acaba bir şey unuttuk mu? Otur artık anne. Sanki yabancı birisi geliyor. Tabii ki yabancı değil de. Ne bileyim ben çok heyecanlıyım işte. Hadi bakalım. Kızına kavuşuyorsun sonunda. Şunun şurasında kaç gün geçti ama sanki yıllardır görmüyor gibiyim. Ne yalan söyleyeyim. Ben de bu kadar... Meğerse Zehra evin neşe kaynağıymış. Ana oğul kaldık böyle bir başımıza. Kardeşin de senden önce evlendi. Senin için de artık beklemenin bir anlamı yok herhalde. Bu konu açılınca da dilin tutuluyor oğlum. Önceden kimseyi beğenmezdin. Ama şimdi... Şimdi Sedef var. Ne bekliyorsunuz ki oğlum? Madem birbirinizi bu kadar seviyorsunuz... Onu sen de beğeniyorsun değil mi anne? Akıllı, kültürlü ve iyi bir kıza benziyor. Öyle zaten. Sedef bir tane. Ne o zaman? Yapalım hemen nişanım. Sen de az acelici değilsin. Senin de mutluluğunu görmek istiyorum oğlum. Göreceksin anne. Sedef'le evleneceğim. Hemen yaparız nişanım. Konuş Sedef'le. Tamam anne, heyecanlanma. Merhaba. Ne kaynatıyorsunuz bakalım anaoğul? Kızım. Nasılsın anneciğim? Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Geçin. Oturun şöyle. Nasılsınız? İyiyiz anneciğim. Sizi sormadı anne. İyi olmaya çalışıyoruz işte. Sen nasılsın Tahir abi? İyidir be koçum. Evlilik nasıl gidiyor? Çok iyi, çok iyi. Börek yapmıştım size. Dur anne hemen. İşler nasıl bakalım? İşe gitmiyorum kaç gündür. Evlilik seni tembelleştirdi galiba. Yok be Tahir abi. İyi oldu böyle. Evde biraz dinlenince... Annem harikalar yaratmış yine. Niye zahmet ettiniz anneciğim? Olur mu öyle şey? Zahmet olur mu hiç? Afiyet olsun. Nefis olmuş. Çocuklar, size bir müjdem var. Tahir'im de yakında evleniyor.
Gelmeyecek galiba bu adam. Gelir gelir. Şimdiye kadar randevusuna geç geldiği olmadı. İyi de tam bir saattir buradayız. Yoksa sıkıldın mı benden? Yok. Senden çok hoşlandım biliyorsun değil mi Melek? Söylemiştim. Peki sen ne düşünüyorsun? Rahatsız etmiyorum ya. Merhaba. Geldiğinizi görmedim. Meşgul olduğunuzu görünce. Estağfurullah. Melek sizinle konuşmaya geldi. Melek de değil mi? Evet. Bu işi yapmak istiyor musun? Ne işi olduğunu daha detaylı öğrenirsem. Fazla detay bilmene gerek yok. Ekrem sana olayı kaba taslak anlatmıştır. Anlattı ama... Kabul ediyor musun? Ben bilemiyorum. Melih'in biraz kafası karışık da... Gerçi ben ona korkacak bir iş olmadığını anlattım. Hem de çok kolay. İşi bitir, parayı al. Eğer hırslıysan, bu hayatta var olmak, güçlü olmak istiyorsan... bazı risklere girmen gerekir. Senin gibi akıllı ve cesur bir kız bence daha iyi yaşamayı hak ediyor. Aslında ben bu işi istiyorum. Ama Ekrem'in dediği gibi kafam biraz karışık. Seni yapman için zorlayamam. İstersen küçük, tehlikesiz bir işle başla. Kararını daha sonra verirsin. Tabii Melek, önce bir dene. Peki, deneyeceğim. Aferin sana. Tam sana göre bir iş olduğunu göreceksin. Aramıza hoş geldin. Geç otur şöyle. Feride de kalıyormuş kaç gündür. Gidip alsaydın ya kızı oradan. Gitmedim işte, ne bileyim. Neden? Madem pişman oldun git konuş kızla. Ömür boyu böyle mi yaşayacaksınız, o ayrı sen ayrı? Ben de biliyorum olmayacağını ama ayaklarım gitmiyor işte. Aman uzatma artık Fidnat. Böyle şeylerde gurur olmaz. Git al kızı, gidin evinize. Öyle mi yapayım dersin? Tabii öyle yap. Niye uzatıyorsun ki? Ne bileyim ben. Ne konuşacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Ne hissediyorsan, ne söylemek istiyorsan onu söyle. İnci yok mu? Yok. Alışverişe gitti. Annesine ve kardeşlerine bir şeyler alacakmış. Kesin gidiyor mu? Gidiyor ya. Bizi böyle bırakıp gidiyor işte. Aferin oğlum. Duyunca çok sevindim. Sağ ol Mehmet amca. Yolculuk ne zaman? Bir iki hafta içinde inşallah. O kadar çabuk mu Rıza abi? Tabii ya. O kadar çabuk. Vay be. Bizim mahalleden biri gidip İngiltere'lerde okuyacak. Aferin oğlum. Aferin. Herkese selam. Neyin var? Burnundan soluyorsun. Yok bir şey. Yok. Nasılsın Mehmet amca? İyidir oğlum. Görünmüyorsun uzun zamandır. İş güç işte. Vakit bulup uğrayamadım kahveye. Aman işleri iyi olsun da. Başladın mı hazırlıklara? Haftaya her şey tamam. Hayır abi, sana bir mektup var. Bana mı? Kimden? Göreceğiz bakalım kimden olduğunu. Kimden? Söylesene abi. Adamı meraklandırıyorsun. Cabbar'dan. Cabbar da kim? 2 senemi geçirdim bu adamla. En zor zamanımda dostum, kardeşim oldu. Hapishanede o acılarla geçen günlerinde bana arka çıktı. Vay Cabbar vay. Kızım çıldırma Allah aşkına. Demesi kolay. Ne yapmamı bekliyorsun? Kadın neredeyim diye arayıp sormadı bile. Biliyordur canım nerede olduğunu. Öğrenmiştir. Öğrense bile insan bir gelip uğramaz mı? Ne yapıyor bu kız diye sormaz mı? Bir sigara versene. Sen paket taşımaz mısın Allah aşkına? Bir sigara versene, bir sigara versene. Bu kaçıncı be? Tamam, istemiyorum. Verme. Aman üf, Allah de al. Az zaten bir tane kalmış. Yok, istemem. Artık bir sigarayı bile çok görüyorsan bize. Ne alakası var ya? Hayır, biliyorsun ki param yok. Bu yüzden tasarruf yapmak zorundayım. Yoksa esirgediğimden falan değil. Esirgiyorsun işte. Yalan mı? Esirgemiyorum dedim ya. İyi istemiyorsan atıyorum çantayı. Tamam. Ver tamam. Gönlümü aldım. Tekin bak ne diyeceğim.
Yani benim için endişeleniyor musun? Tabii. Ben stres oluyorum ne yapacaksın diye. Ya. Demek öyle. Kızım, başkasının evinde öyle sığıntı gibi. Ya alt tarafı küçük bir tartışmaydı. Biraz fazla büyüttün gibi geliyor. Büyütmedim de. Yani senin yani ikimiz için planların yok mu? Anlamadım. Yani demek istediğim... Tekin, anlamıyor musun ne demek istediğimi? Anlamıyorum. Evlilik diyorum. Evlenmeyecek miyiz biz? Olacak. Olacak ama... O zaman çok fazla beklememizin bir anlamı yok. Kızım, neden böyle yapıyorsun İpek? Neden kaç gündür eve gelmiyorsun? Anne? Tamam, sonra konuşuruz bunları. Hadi evimize gidelim. Ne kadar çok şey almışsın. Nedir bunlar abi. Böyle? Merhaba. Annemle kardeşime bir şeyler aldım. İstanbul'dan eli boş dönmek istemedim. Yani... Evet. Yani sen gitmeye kararlı mısın? Karar falan kalmadı artık. Evdekilerle konuştum. Bugün biletimi bile aldım. Ben sanmıştım ki... Gitmezsin sanıyordum. Yapamıyorum Bilal. Onları çok özledim. Orada benim daha farklı bir hayatım var. Eminsin değil mi? Kararın değişmez mi? Sen de mi kalmamı istiyorsun? Evet İnci. Kalmanı istiyorum. Seni kırmak istemem ama ben bu ısrarlardan artık çok sıkıldım. Ben seni sıkmak istemedim. Hayır, yanlış anlama. Ben senden bahsetmiyorum. Teyzem, eniştem. Ben buraya onlar için, onları teselli etmek için geldim. Ama burada çok sıkılıyorum. Merhaba Feride. Merhaba. Nereden böyle? Nesi var? Neden konuşmadı benimle? Bilmem. Belki canı bir şeye sıkılmıştır. Çabuk unuttun değil mi her şeyi? Demek bu kadar basitmiş. Az koşturmuyordun peşimden. Bugün mantı yapacağım sana. En sevdiğin yemek. Ay anne, ne zahmet ediyorsun. Ah Feride. Nesi var bunun? Feride. Şey diyecektim. Ben bugün eve gelmeyeceğim de. Annemle barıştık da. İyi, gelme. Annemle de konuştum Sedef, bu işi. Ne işi? Kiminle konuştun? Kızım sen dut gibi olmuşsun iyice. Kalk da seni eve götüreyim. İstemem, gitmeyeceğim. Peki, gitmeyelim o zaman. Gitmeyelim tabii ya. Zaten orası benim evim de değil. Sen hala bana bir cevap vermedin biliyor musun? Cevap veriyorum. Alo. Yürü bakalım. Sen artık kantarın topuzunu kaçırmaya başladın. Ya. Dikkat et. Ederim. Evet. Sen de dikkat et. Olur. Yürü hadi. İyi misin? İyiyim.
Sen nasılsın? Hadi yürü. Oo, gece yarısı aç. Tabii, tam yaşınız. Çekil lan önümüzden, deve. Çekil lan deve. Oo, Zedef kızımız uçuşa geçmiş. Tilki, gece gece adamı sinir etme. Çekil tilki, sinir etme. Yavaş yavaş. Bas git lan şuradan. Yardım etseydim sana aynalı. Sevenlere yardım etmek sevaptır. Çekil lan önümden. Ne demek tabii. Alo, bir gece içelim seninle Sedef. Senin muhabbetin tatlı oluyor anlaşılan. Dur, bekle lan beni. Şu kızı bırakayım da bu lafları yedirmiyor muyum sana? Bekle lan. Erkek sen buluşalım burada. Ulan aynalı. Yaktım çıranı tek, yaktım. Neden içsin ki? Açın lan kapıyı. Allah'ım korktuğum başıma geldi. İyi açın. Açın dedim. Neden kapalı bu kapı? Niye açmıyorsunuz lan kapıyı? Yine mi içtin sen? İçtim işte. Hadi kalk yerine yat. Kalkmayacağım. Oturacağım burada. Neden böyle yapıyorsun? Neden? İnci nerede? Kaldır. Kaldır onu da uyandır. Konuşacağım onunla. İnci uyuyor. Uyandır o zaman. Konuşacaklarım var onunla. Yavaş ol Mehmet, uyandıracaksın kızı. İyi ya. Uyansın işte. Ne konuşacaksın Mehmet gecenin bu saatinde? Gitmesin Necla. Konuş onunla. Konuşalım da gitmesin. Çok konuştum. Yalvardım neredeyse. Ama kararlı. Gideceğim diye tutturdu. Ben... O beni yeniden hayata döndürdü. Şimdi giderse... O olmazsa ne yaparım ben? Ya ben? Öyle alıştım ki ona. Sanki kızım o. O geri gelmiş gibiydi. Yeniden kaybetmek. Ya. Ben artık bu kadarına dayanamam Necla. Dayanamam. Anlaşılan. Düştün elime tilki. Dur aynalı. Ulan deve. Nedir lan o laflar dün gece? Sen benim yanımdaki kızla nasıl böyle konuşursun? Dur aynalı. Sen beni yanlış anladın. Nesini yanlış anlayacağım lan? Ne demek tatlı muhabbet ha? Ne demek? Ben öyle demedim. Ben yalan mı söylüyorum lan? Yeter lan. Yeter be. Senin ağzını burnunu öyle bir dağıtırım ki bir daha konuşamazsın. Ulan öyle demedim. Oğlum demedim sen diyorum sana. Senin yanındaki kıza nasıl böyle konuşuyorsun? Demedim diyorum ben. Ne yapıyorsunuz? Durun be, delirdiniz mi siz? Elimden kurtulamazsın tilki. Ayrılın be. Öldüreceksiniz birbirinizi. Sen karışma. Çekil. Melek. 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 Of Allah'ım. Bir şeyin yok ya. Daha ne olsun be? Yani iyi misin? Acaba bir doktora götürsek mi? İstemem doktor falan, iyiyim ben. Ya kızım gidelim bir doktora. Sonra kötü bir şey olmasın. İstemem dedim. Melek, gerçekten ben çok özür dilerim. İnan kaza,
Sen araya girince... İyiyim ben. Ben araya girdim. Oh, kardeşim senin de amma ağır elin varmış. Bak gerçekten özür dilerim. Tamam Aynalı. Ne olmuş bunu? Yumruğu yiyince aklı yerine geldi. Ben şimdi senin üstüne yürür diye tahmin ediyordum. Melek sen gerçekten iyi misin? İyiyim dedik ya be. İyi misin iyi misin? Bayılttınız adamı. Tamam iyiymiş. Mutlu oldun mu? Bütün hıncını almışsındır şimdi. Bence de. Tilki. Bilerek yaptığımı düşünmüyorsun değil mi? Düşünsem ne olacak? Olan oldu. İyi ortaladın şerefsizim. Tekrar özür dilerim. Eyvallah. Yürü hadi. Kavga istemiyorum Tahir lütfen. Lütfen Tahir yapma artık. Onunla hesabım daha bitmedi. Lütfen Tahir. Bir kere de unut bir şey. Benim için. Başka unuttuğun bir şey var mı? Yok galiba. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Başka bir şey yok demek ki. Eniştem nerede teyze? Bilmiyorum. Sabah erkenden kalkmış gitmiş. Yani beni yolcu etmeye gelmeyecek mi? Gelemez herhalde. Neden böyle yapıyorsunuz teyze? Ne yapıyoruz ki kızım? Bu sizi böyle görmek beni çok üzüyor. Ne yapmamızı bekliyorsun kızım? Sen bizi anlamadın. Böyle söyleme ne olur. Ben sizi çok iyi anlıyorum. Lütfen siz de beni anlayın. Senin gelişinle Mehmet de ben de yeniden hayata dönmüştük. Ama gidişin ne hale geleceğimizi hiç düşünüyor musun? Siz beni gözünüzde çok büyüttünüz teyze. Siz beni Zümrüt'ün yerine koymaya çalıştınız. Ona karşı yapmayıp da şimdi pişman olduğunuz her şeyi verdiniz bana. Burada çok güzel zaman geçirdim. Ama ben o değilim teyze. Hiçbir zaman da olamam. Sen ne diyorsun? Ben kimsenin yerine geçmek istemiyorum teyze. Ben bu ağır yükü kaldıramam. Tahir. Ne bu halin oğlum? Sorma. Söylesene oğlum ne oldu? Tilkiyle mi kavga ettin? Öyle oldu. Bu sefer neden? Akşam kıl etti beni. Abuk subuk konuşuyor. Tam alacaktım ifadesini... Yumruğum meleğe geldi. Meleğe mi vurdun? Sorma ya. Kızım gözüm osman oldu. Hadi be. Ne bileyim oğlum. Ekrem'le kavga ederken araya girdi. Ben de Ekrem'e vurayım derken... Dikkat etsene oğlum biraz. İyi ki daha kötü bir şey olmamış. Kesin siz kavga etmişsinizdir şimdi melekle. Yok ya. İşin acayip tarafı kız hiçbir şey söylemedi. Ha, unutmadan söyleyeyim. Seni şu Cabbar denen arkadaşın aradı. Hadi ya. Ne zaman? Biraz önce. Ben kahveden çıkmadan. Ne dedi? Amma heyecanlandın oğlum sen. Bir şey demedi. Seni sordu sadece. Vay be. Konuşamadık. Kim abi bu herif? Söyledim ya. Cabbar. Benim hapisten arkadaşım. Çok can çocuktur. Bir tanedir. İyi de niye birden bu kadar sık aramaya başladı? Daha önce hiç lafını duymamıştım. Tahliyesi yaklaşmış. Hapisten çıkınca beni görmek istiyor. Buraya gelecek. Niye aramamış şimdiye kadar? Çıkacağı zaman mı aklına geliyorsun? Ben de hayırsızlık ettim. Ne aradım ne sordum onu. Gerçi İstanbul dışına göndermişler ama. Tanısan çok seversin Bilal. Delikanlı çocuk. Lütfen böyle yapma teyze. Beni de çok üzüyorsun. Elimde değil kızım. Sana öyle alıştım. Gelirim yine teyze. Hem de sık sık ararım sizi. Oraya gidince sen unutursun bizi. Olur mu öyle şey? Hadi kızım taksi bekliyor. Kendine iyi bak teyze. Sakın üzülme olur mu? Güle güle kızım. Teyze. Kızım.
kim? Şu kızla, neydi adı? Melek'ten mi söz ediyorsunuz? Melek'le etraflıca konuştum. O gün, yani sizinle görüştükten sonra bir daha konuşmadım. Bir iş var. O kızı acilen yurt dışına göndermemiz gerekiyor. Ben konuşurum. Bir an önce. Ben onun için birkaç okul araştırdım. Kızla konuş, gerekli belgeleri hemen hazırlasın. Olcay, bu akşam işin var mı? Niye? Hiç, bu akşam belki kızlara takılırsın. Kiminle? Abi ne yapıyor bu sen, çocuk? Sen, ben, Muhammed, bilmem. Can. Ne yapacağız gördü? Ha? Bir yerlere gideriz ne işte. Yapıyorsun? Ne yapalım? Hiç, hesap yapıyorum. Ne hesabı? Her şey tamam da. Yani oraya gidince problem yok ama... Oğlum gevelemesene lafı ağzında. Ne aması? Yol param yok. Yani uçak bileti için. Oraya gittiğim anda her şey hazır. Bir tek yol parası bulmam gerekiyor. Bunun için de gitmekten vazgeçmeyeceksin herhalde, değil mi? Tabii ki vazgeçmeyeceğim ama... Nereden bulurum ben bu kadar parayı? Sen dert etme. Buluruz bir yerlerden. Nereden? Bu kadar parayı küt diye bulamayız. Mahalleden toplarız. Ne? Mahalleden mi? Tabii ya. Herkes ne kadar verebiliyorsa versin. Doğru dedin lan. Mahalleden toplayalım parayı. Ayıp olmaz mı millete? Ne ayıp olacak lan? Övünmesini biliyorlar ya. Mahallemizden biri yurt dışına gidiyor diye. Sağ olun çocuklar. Sen sağ ol koçum. Sen yeter ki oku. Bizim yapamadığımızı yap. Kurtar hayatını. Sevda'yı uyandırsamaydık acaba? Boş ver uyusun. Hem ne işi var onun pazarda? Merak etmesin diye diyorum. Biz gelene kadar ancak uyanır o. Ne çok uyuyor son zamanlarda. Normal. Hamileler hep böyle olur. Sanki çok iyi bilir de hamileliği. Bilirim tabii. Ablamın hamileliğinde hep yanındaydım. Zahi, senin ailen nerede? Şimdi de sen mi başladın? Bu konuyu konuşmaktan rahatsız oluyorsun galiba. Evet, hoşlanmıyorum. Ne o? Yoksa gizlediğin bir şeyler mi var? Var ya da yok, sana ne? Neden agresifleşiyorsun bu kadar? Çünkü böyle üzerime gelmez, sinirlerimi bozuyor. Ne gülüyorsun sen? Gözün çok komik. Panda gibisin. Bana bak. İyi günler. Nereye böyle iki arkadaş? Pazara. Nasılsın Sedef? Bugün çok güzel görünüyorsun. Ne yalan söyleyeyim, gün geçtikçe güzelleşiyorsun. Mahallenin havası sana yaradı anlaşılan. Çekil başından Ekrem. Ne dedik ki güzelim, hemen bozuluyorsun. Sen geliyor musun? Seninle konuşacaklarım var. Neymiş? Gelmiyor musun sen? Sen git, ben seni bulurum. Sevda sizin bu halinizi görmeliydi. Seninle artık ciddi ciddi konuşmalıyız. Neyim? Melek. Kenan Bey senin son kararını öğrenmek istiyor. Ben kararımı verdim sanırım. Bu işi yapacağım. Aferin. Senin böyle bir karar vereceğini biliyordum. Yalnız bir şartım var. Önce parayı görmek istiyorum. Avans gibi. O işi hallederiz. Öyleyse anlaştık. Ay anne, ben çok yoruldum. Şurada biraz dinlenelim mi? Hmm, ben de yoruldum. Ay. Dinlenelim. Kirazlar pek iyi değildi anne. Hı? Sen alalım dedin ama kurtludur bunlar bak. Yok kızım. Daha kiraz yeni çıktı. Kurtlu olmaz. Hemen kurtlanır mı? Aman ne bileyim. Yiyince görürüz. Ama söylemedi deme. Aa anne, bak Mehmet amca geliyor. Gördüm gördüm, ne bu hali? Dur şimdi öğreniriz. Mehmet amca. Nasılsın? İyiyim kızım, iyiyim. İnci nasıl? İnci, onu dün yolcu ettik. Aa, İnci gitti mi? Gitti ya, bizi bıraktı. Üzülmeyin, gelir yine. Yok Fitnat Hanım, gelmez artık. Gelmeyecek biliyorum. Aa, yazık. Nasıl üzülmüş adam. Öyle vallahi. Bunlar şimdi iyice dağıtır. Çok bağlanmışlardı kıza, çok. Kızın yaptığı da terbiyesizlik. Hiçbirimize hoşça kal filan demedi. Hmm.
Ama neyse. Ben asıl Necla'nın halini düşünüyorum. Bu adam içmeye başlar şimdi. Her gün gürültü kavga. Aman ne acayip bir kızdı o da. Boş boş bakıyordu. Ama hiç sevmemiştim zaten. Ben bir Necla'ya uğrayayım da. Teselliye ihtiyacı vardır şimdi. Hmm. Ne geldin ne diye gidiyorsun. Ama garip bir kız işte. Aptal mıdır nedir? Hmm. Hiçbir şey yemedin. Yerim Hayri Hanım, sağ ol. Hadi artık Necla, toparla biraz kendine. Yoksa kötü bir şey mi oldu? Biraz moralim bozuk da. Hayrola? İnce, ablamın kızı bizdeydi biliyorsun. O gidince birden boşlukta kaldık. Çok alışmıştık ona. Ben kalacağını sanıyordum. Aslında o niyetle gelmişti ama... ne bileyim, sıkıldı galiba burada. Ailesini özledi herhalde. Alışamadı işte buraya. Yoksa elimizden geleni yapmıştık. O rahat etsin, evini aramasın diye. Ama birden gidiverdi işte. Şimdi ev bomboş kalmıştır. Zümrüt'ten sonra. Bizde de hata. Bağlandık galiba. Hiç gidebileceğini düşünmemiştik. Mehmet bile yeniden hayata dönmüştü. Üzülme bu kadar. İnsan böyle yalnız kalıveriyor işte. Bak, ben de Zehra gidince bir başıma kalıverdim. Senin yine oğlun var. Hem Zehra'yı görmek istersen görürsün. Özlesen ararsın. Bizim öyle mi ya? Elden bir şey gelmiyor. Böyle üzüldüğünde kalıyoruz. Bu kadar üzme kendini. İkiniz birbirinize destek olduktan sonra... Yalnız yaşanmıyor be Fitnat. Bu dünyada evlat gibisi yokmuş. Mutluluğu da bir başka, acısı da. Bu kız uyanmadı mı hala? Ama çok uyudu. Uyandıralım şunu artık. Aa, bunu kim kırdı? Bilmem, hiç haberim yok. Sevda! Sevda kalk artık! Sevda!